Banda gülge karaydı. Rengi ya, şekli ya, rengi ya, hidi ya, kuşuların rambereyni ya, onların şekli ya, güzelliği ya karaydı da aklı lol koladı. Albatta bu güzelliklerini yaratken zot ham, özü albatta güzel bo'lgan zot. Bazı da ana şu bir ayrı mahluklarda çırayı, güzelliğini karab, bizi hayrat üşleydi. Lol kolamız, tılımız kelime kemiği koladı da Subhanallah duvarımız. Eğer mahluk şunçalı çırayı bulsa, onu bana şu yoldan bar kılı şunda çırağılık iken Allah da Allah uzakhan diye gözler iken. Bir kuştu gözetçi yaptı. Ama o kellesine rengini özgertiri yaptı. Sarı yaptı, bir kuş dolu yaptı. Pat. Tasavvur kılın. Sarı kolu yaptı, kara kolu yaptı. Bunu körüp durup lal kılma ilacı yok. Bana şu Allah da Allah'ın güzel sanatını körgen, bana mendegen mühendisler, mimarlar Allah'ın sanatıya kail kaladı da ondan ilhamlanadı. Allah Teala al-Cemil, güzel bo'lgan zot. Güzelliğinin asli Allah Subhanahu ve Teala bo'ladi. Endi Allah Teala özünün mahluklardan birontasiga ana şu güzelliğinden bir ulush bergan bo'lsa, adamlar ana şu güzel mahluka qaraydi da kalbi bog'lanib qoladi. U chiroyli güzel ot bo'lsin, yoki bir mashina bo'lsin, güzellikni ko'rganda inson albatta mahliyo bo'lib qoladi. Taat nima? Birodarlar, taat bu muhabbat. İbadat, itaat nima desa, ulamolar mana shu itaatning, ibodatning juda ham bir go'zal ta'rifini keltiradi. Diqqat qilamiz. Asosi ishonch bo'lgan, abadiy saodatga olib boruvchi, qalbiy muhabbatga aralashgan ixtiyoriy taat ibodatdir. Asosi ishonch. U sizi saodatga, abadiy saodatga olib boradi. Qalbingizni muhabbati bilan aralashgan. Shunga asoslangan to'at keyin ibodat deyiladi. Siz namozni o'qiyotganda yaxshi ko'rib o'qiysizmi, yomon ko'rib o'qiysizmi? Roza tutayotganda yaxshi ko'rib tutasizmi rozani yo majbur tutasizmi? Qarang, muhabbatga aralashgan ixtiyoriy to'at deyapti. İhtiyarımız bilan ibadetki kelayotgan bo'lsak, demek bu ibadetimiz ibadet bo'ladi. Eğer majburiyat bo'lsa, uyatganimizdan, hamma qilayotganligi uchun kelayotgan bo'lsak, muhabbat bilan qilayotgan bo'lsak, bu amalda bu ibadetga o'tmaydi. Dinde birodarlar ma'rifat bor, sulukiyat bor, go'zallik bor. Innalloha jamilun yuhibbul jamal dedilar Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. Albatta Alloh go'zal zot, go'zallikni yaxshi ko'radi. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in ushbu sahih hadisiga quloq tutamiz. Bu hadisini İmam Müslim özünün sahihida keltiradi. Rasulullah aytadilar: "Hijabuhu nur. Hijabuhu nur. Law kashafahu la ahraqat subahatu wajhihi man taha ilayhi basaruhu min khalqihi." Allah azze ve celle, birodarlar, u zotning hijobi nur. Allah Teala'nın hiç kim közü bulan körüşlük ki kadir bu miydi? Ne bir malaikeler, ne mukarrab farişteler, ne anbiyalar. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ana şu Miraç keçesi de, ana şu 7. osmanın üstü de, namazını 5 mahal farz etkenliğini alıp çıkanı da, Ayşe anamız sorarken ki, ya Resulullah, her ra'ayta rabbeke, Rabbizi gördünüz mü? Degeni de, nur, anna ra, hem yok nurudu, kayağdan körey, dediler. Rasulullah aytadılar, onun hicabı nurdur. Eğer onu kötarsa, Allah da Allah şu hicabını kötarsa, yüzünün uluğluğu, yani güzelliği, onun nazara düşken mahlukatlarını küldürüp yuvaradı. İnsan zatı, ama mahlukat Allah Azze ve Celle'nin körüşke aciz buladı, kör amiydi. Allah'ı körüşmez, kuyaşke kareyler, üç dörmette. Tikke kareyin, kuyaşke, üç dörmette, közüz bulan, açkasız, yakınkasız, maskasız, nimoladı. Bitti mahlukdan çıkarken yorug'lik nur, sizi közünüzü kör kıladı ahir ummatta karin. Mahluk sizi közünüzü kör kıpoysa, közünüz unga karşılıkta aciz bosa, Allah Azze ve Celle'ni körüşeke kendi kadırman dedi bir insan. Allah'ı körüşeke için buradalar dünyadan ötüş gerek, cennet kekirişlik gerek, şunda Allah da Allah haklasa yüzünü kör satadı. Allah da Allah etedi, estaidu billah, vucuhun yevme idin nadira ila rabbihe nadira. O günde,
Kıyamet günü de mu'minlerinin yüzleri yaşınıp parvardigarlarına bakıp turguşudurlar. İnşallah köremiz buradalar. İnşallah köremiz. Cennet ahlilerinin sıfatları aitilgende ayrım kitaplarda aitilinedi. Cennet ahli Allah subhanahu wa ta'ala'nın cemaliga qaraydi de onun güzelliğinden 50 min yilga aqllaridan g'oyib bo'ladi. Xushidan ketadi, 50 min yil yotadi o'ziga kela olmasdan. Inson go'zallikka oshiq bo'ladi. Go'zallikni yaxshi ko'rishlik insonning tabiatida bor narsa. Mana shu go'zallikka oshiqligi uni gunoh qilishlikka olib boradi. Tushunalingmi? İnsan güzellikke aşığı buladı. Mana şu güzellikke aşığılığı onu günah kılıçlıkke yeteyleydi. İnsan kaça Rabbisi yasidi kıladı. Yegane bugün Rabbisini tanıştan uzak bosa. Allah Ta'ala'nın güzel isimleri ve âli isfetlerinden gafil bugün de ayrı mahluklarının güzelliği aldanıp kalıp şunda Rabbisi yasidi kıladı. Bir ayağını güzelliğini köredi de onge mahluya bulup günah yolu kuluru koyadı. Çırağalı bir imarat gördü, şunu alayı dedi de günahki kuluru koyadı. Çırağalı bir maşinanı gördü de, onu gözlerle onu mahliye akıladı da günahki kuluru koyadı. Lekin bana şu asili kılıyken bendeler, gözelliğini de asili kılıyken bendeler, hakiki gözelliğini Allah Ta'ala'da ekenliği, gözelliğini aslında Allah ekenliğini bilişkeni de, bu günah masiyetki kuluru megen buluşarıdır. Mesela özümden yaşayken bir 25 yıl 30 yaşayken ayolunu yani Müslüman ayollar afife buladı, iffatli buladı, kantar buladı. Şimdi betini sonunda yürü oradı da yüde. Manikür, pedikür, kimiydi. Ha innemezden o varıp şimdi pardazı apkere götküzü koysun da hali yere körüptür, yaş görüp buladı. Çünkü nemanın aşığı güzelliği de aşığı. Hani indi ayollar şuna sana düşünse İnsan erkeğe zatı olmaz, adam zatı gözellikke aşıklığını bilse, özünü sal atenge ineğine. Ne bu eskiler bile, yengeler bilmiydi. Atenge ineğini bir pardas görsetme. Yani insan zatı gözellikke, çırali inerseki aşık buladı. Mahluklarını gözellikke aldanıp, Rabbisi'ye asip olup, ahiretini boy bir koyarken adamlar var. Eğer bunlar buradalar, bu dünyadaki hemen güzellik onların aldıyken güzellik, Allah'ın güzelliğini aldı da, hiç neyse bu mekalışı yine, düşünüşkeni de, ihtimal asiyeli kılışmaz mı deyken? İhtimal asiyeli kılışmaz mı deyken? Allah da Allah'ını tanış, onun isim ve sıfatlarından haberdar buluş, onge muhabbetli buluş, hem de onge kulçili kılış, mu'minler için hakiki saadettir. Gerçi dünyada kolu da hiç nesnesi bulmasayam, en bakli adam mu'min buladı. Çünkü el-cemil bugün, güzel bugün Rabbisini tanıydı. İsim sıfatlardan haberdar buladı. Üçüncü kolu da hiç nesnesi yok basayam, kandaya ahvalı izlese, nime deydi? Nime deydi? Elhamdülillah deydi. Çünkü bu dünyadaki müşkileler, bu yetişmavçiler, Allah'ın didarını körüştüğü aldı da hiç nesnesi mu'min kaladı. Ve bana şu elhamdülillah degen söz şey fakat mu'min aytarken. Yani Müslüman işleri kale edese elhamdülillah deydi. İşi hıra mı, tınık mı farkı yok. Çünkü ne demek elhamdülillah deydi dese o Rabbisini didarını körüştü aldı da bu müşküleler işte nasıl olmayı kalışken yakışı biledi. Ayrım insanlar Müslüman kişi dünyanın güzelliklerinden mahrum de boylaşadı. Özünün ibadeti bulan, takvası bulan, dünyada köy bir hayriyetlerden, güzelliklerden mahrum buladı da böyleydiler. Lekin hakikatte ki, hakikatte bunu aksi buladı. Allah Ta'ala özüge aşık bugün mumun bandasının kalbine şimdi bir nesnesini beri koyadı. O hak rahmet deyin, hak sakinet deyin, ne mi desiz deyin? Lekin bana şu Allah Ta'ala beri koyan narsası insanını en saadetli insan gelendiradı. Müslüman kişinin en saadetli banda aylantıradı. Gerçi kolada dünyada bir dinleyen bulması yani. Bana şu hatır cemliği Allah da Allah sapkı ya bana şu rahmette Allah apkoysa bu insan özünü dünyadaki en baksız insan da biladı. Gerçi dünyanın hemen takını kolada bulsa yani. Yunus Aleyhisselam bağladı kanına geçip denizlere kirip gitti. Nemede dua kıldı. La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minel zalimin.
Parvadigar senden özge ilah yok. Elbette men özüm gözüm zulüm kıyanlardan buldum. Yani senge asili kıldım. En baksız insan bu kaldım. Müslüman adam savablı iş kıyandı. Allah razı bol adı işte kılıp. Çünkü muvaffak kıyandı. Şunu kadar saadatını kıskırdı özü de. Doğru mu? Hiç kimge bildirmezsen bir muhtaç adamı müşkülesen halkı koyduyuz. Kursan yürüp de. Hiç kimge bildirmezsiniz. Şuna kadar hatırlayacağını kıskırasız. Bu fakat mumunge belli adı yanlarsın. Allah Azze ve Celle bu peygamberini duasını icabat kıldı. Necat verdi. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Kureyş kuvup çıktı Mekke'den. Resulullah Savr Gari'de özünü hamrahı Ebu Bekir Sıddık raziyallahu anh'a bile oturup da mene şimdi halette, kuğunda kaçıp, gari'de oturken bosayım, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem en bakli insanıydı. Çünkü uzatını kalbine Allah Teala sakinetini hatırlayacağını vergenidir. Mumun adam dünyada huzur halavattan bir haber, o dünyada bir gözlerlerden mahrum deykenler cüceyem katta hata yol koyuşadı. Eğer bir adam dünyası keng bosa, mansabı katta bosa, ama Allah'ı tanımagan bosa, eğer Allah subhanahu wa ta'ala tanımagan bosa, bu en baksız badbak insan. İnsan da kalbide bir boşluk buladı, onu ne pul, ne mansab, ne başka nesle dolduradı. Dünyanın hemen gözelliği onu koruda bosayam, onu kalbi taskin tapıydı. Neme için? Allah'tan uzağa boğanlığı için. Ana şu dünya egelerini karasız, hem yok güzel. Üyem güzel, maşinesi hem güzel, hem yok güzel. Lekin neme ya kalbi onlarda taskin tapıp hatırcan bulamaydı. Neme ya saadet yok. Çünkü güzelliği de asli boğan. Allah Ta'ala için onlarda kalbi de cay yok. Hakiki saadet neme de? Kimdir farzand dediydi, kimdir sağlığı dediydi, kimdir baylığı dediydi, kimde neme yok olsa saadetini şu nesede de biledi. Saadetin hakikisini kanaka buladı. Hakiki saadet kanaka. Allah Ta'ala'nın özüge yakın buluş bilen, bahli buluşuyunu hıskısın, şunu düşünsün ve Allah'a yakın bulsun, sen en bahli insansın. İnsanda saadetli, bakli buluşluğu ne milletige, ne pulige, ne bir başka nesasıya karar mıydı? Allah'a kança yakın bulsuz, şunca saadetli bulasız. Hayatınızda, mumun bende, siz, şunca saadetli hıskılama yapsın mı? Demek Allah'a yakın mesakensiz. Eğer Allah'a yakın bulgenizde, sizden bakli insan buluş gereğmezsin. Çünkü Allah da dedi, Ala bi zikrillahi tatma'innul kulub. Ogoh bo'lingiz kim? Albatta qalblar Allohni eslash bilan, Allohni zikri bilan orom bo'ladi. Allohga yaqin bo'lish bilan inson baxtli bo'lar ekan. Allohdan uzoq bo'lishligi bilan dunyoni hamma go'zal matohi qo'lida bo'lsa ham bu inson baxtsiz bo'ladi. Dalil astaydu billah va man a'rada an zikri fa inna lahu ma'ishatan donka. Allah Ta'ala atyapti, kim menin eslatmamdan yüz ögürse, yani Allah'ın şeriatından dininden yüz ögürse, bas onge tenlik hayatı bolur. Allah'dan uzağa boğan bandana hayatı tenk boladı. Ulamalarda sözü kula tutamız, ulagi savar verildi. Neme üçün? Ayrım boylar ve ayrım bir mansaplar adamlar hayatı da saadatını, bahtını topamaydı. Eğer karab yaradıyan bulsayız, şu dünyayı güzelliğiyle de hemmas uladı kolu da. Adamla yetam bekken çırali, üy, mansab, maşine, cihaz, hemen asası çırali. Neme ki bunlar saadetliymez. Şu asası yok adamlar, saadetini dünyanın güzelliğiyle de biledi. Doğru mu? Dünyası zor bu adamı körgen de, bana şu adam bakli adam da böyleydi. Elbette bu natoğru düşünce buralarlar. Cevap şuna kadar ki, ha onda kişiler baksız. Onların baksızlığı malın azlığı demez. Onların baksızlığı kalbinin tarlığı da. İnsanda kalbinde bir boşluk var, onu Allah'a bugün muhabbet gene toldura aladı. Allah Ta'ala bir gün sakinet gene tolduradı. Dünyada matahımaz. Bu mesela kareler, buradalar, o katta katta karparasalardı egeleri. Milyardlagan, trilyardlagan pul var. Hele ki pullarını seyfinden açıp durup, Nandasız yegendeka bir paçka 100 dolarıyla alıp çayna bir tüket almaydı ömrünün ahlı geçer.
şunaka köp pulu. Lekin nimaga yana intil yaptılar şu pulu köp yetirişken. Çünkü biz aytayotgan boyagi boşluğunu ular pul bilan, dünyanın matohi bilan to'ldiraman deyishdi. Bu çukurluk to'lmasdi. Shuning uchun aytiladi, dünyada cennetin bir ko'rinishi bor. Kim şu cennetga kirmasa, oxiratdagi cennetga kirmaydi. Cennetlarda hayotidan bir shingil bor. Kim mana şu bir shingil hayotga kirmasa, oxiratdagi cennetga kirmaydi. Qaysi jannat edi u desa, Allohning zikri bo'ladigan majlis. İlim meclisi. Bana ilim meclisinde oturup biz, kirganımızda keyfiyatlar harkıladı, asablar harkıladı, iktisadi, siyasi, içtimai ahval harkıladı. Lekin bilesin mi? Maruzu tükügenden kim karasız, hemen kalbi bir hır sakinat tafkaladı. Nime gedese o zayeti yapız. Agah bulin kalbler, Allah'ın zikri bilen yine aram oladı. Çünkü ayetlerdi ki, beçara dünya ahılları, dünyaya gelip geçiştiyor. Ama ondaki en güzel nesan tartışmalı. Ne miydi o? Allah'ın zikri, ilim meclisi, ibadeti. Ne miydi kansiyetlerine varırlardı? Ne miydi oyuncaklarına, ne miydi köngül yazar caylarına adamlar top top bulup varırdı? Ne miydi? Yani kansiyetlere toluyor tuttu. Kadege yalan yapıradıgan, fahşti yapıradıgan, fisk fucur yapıradıgan, maskara vazılardı. Atlarım köpeyip gitken, manaka güruhu. Mana cemaası, minlegen adamla kirip tomaşa kılıp oturaya düşüyordu. Kansiyetler gibi aradı, şovlar buladı. Ha, alege spesifiklerini karasayız, alege... Neme gibi aradı şu kansiyetler gibi? Bir oylak görgen misiler? Falan cemaanı dedi, kansiyetini görüp geldiğimde fakirlerini yaptı. Neme gibi kansiyetler gibi aradı? Neme gibi oyuncaklar gibi, neme gibi köngül yazar caylar gibi adamlar top top bulup aradı. Ne için cemlenşedi o yerden? Ne men isteyedi onlar o yerden? O yerden ne mi var? Koşuk var, rakkasalar var, taamlar var. Özlerini, saadatını şu neselerde tatışta, şu yerde bol işlerde biledi. Üşerge kese kalbi taskin topken deyip oladı. Müşküllerini unutken deyip oladı. Hop, kanser tükügenden keyinçi. Bir az taskin topken gibi o şeydi. Lekin hakikaten taskin topadı mı? Bular qayerga borib qalbi taskin topishi mumkinligini bilmaydi bular. Bular maqsadni, niyatni noto'g'ri qilgan. Agar mana shu odamlar Alloh taologa iqbol qilishganida haqiqiy saodatni his qilgan bo'lishar edi. Va bu saodat vaqtinchalik bo'lmas edi. Abadul abad sakinatida bu. Boy bo'lganingizda ham zo'r edingiz, kambag'al bo'lganingizda ham zo'rsiz, kasal bo'lganda ham alhamdulillah, sog' bo'lganda ham Allohga hamdlar bo'lsin. Abadiy sakinat, abadiy xotirjamlik birodarlar Allohning shariatida, Allohning dinida bo'ladi. Shuning uchun Alloh taoloni tanigan mu'min hech qachon baxtsiz bo'lmaydi. Chunki kim bilan muomala qiladi u? Yagona bo'lgan, tengsiz bo'lgan, kuch qudrat egasi bo'lgan, go'zal bo'lgan, hamma yaxshiliklar uni qo'lida bo'lgan Alloh taolo bilan muomala qiladi. Mu'min kishi Allohni tanib turib baxtsiz bo'lishi mumkin emas. Mu'min kishi Allohni tanib turib baxtsiz bo'lishi mumkin emas. Allah'ını tanış bilen baksızlık bile bulamaydı. Huddu ot bilen su bile bulamaydık. Şimdi siz mumun bulup ibadette bulup durup, halal bulup durup, öz yüzü baksız kıskılıyken bu ses, demek siz Allah'ı tanımamışsınız hala. Bu derslerimiz siz bilen bizge Rabbimiz Azze ve Celle'nin tanıtı yaptı. Şunu anlayayım mı? Cesedimiz şöyle bugündü ki, ruhumuz hem şöyle bulsun da, bir hafta gezer top getemiz, ey. Bir hafta yuramızı mazakılıp. Ya bari adı kanseri tükürüp geldi, bir hatta muhtanı göresiz, zor nasıl değil nasıl? Kendi, kendi. Günah maksiyatke, fahş pücürge güvah bop geldin. Mumun adamı kalbi taskin topadığı önce Allah'a da zikiri, ibadeti, Kur'an'ı. Lekin kareyler kalk hareketi yapız, güzelliği de, sakinliyette, hatırcamliği de, kadesi de yapız. Demek ki Allah'ını tanıgan mumun hiç kaçan baksız bu muydu? Allah'ını tanıyan mumun hiç kaçan baksız bulmaydı. Asarlarda keltirilirdi. Ya İbni Adam, utlubni tecidni. İza vacettani, vacette külle şey. Ey adam bolası, beni izle topasan. Eğer beni topsan, hemen sana topdin. Eğer beni topmasan, beni yok atsan, hiç ne sana topmadın. Şunun için kaytarvati yapız.
Allah'ını tanıyan mümin hiç kaçan baksız olmaydı. Özümüzde şu saadetini sıkıma yapız mı? Demek Allah'ı tanımamız. İnsan güzelliğine aşık dedik. Çünkü Allah Teala insanını bana şimdi kılıp yarattı. Güzellikke aşık. Dikkat kılıyorlar. Değerli hamamız bilgen hakikat. İnsan hayatında bir güzelliğini köredi de şu güzellik yetişliğini kas kıladı. Yerini, bana şu dünyanın güzelliklerinden. Ömrünü şu nesilge sarf kıladı. Mesela boylik, mansap, hemen asla da öyleydi. Hemen asla şu boylik bile mansap. Ömrünü borun sarfliydi. Hemen imkaniyatını sarf kıladı. Erişken eden ki şu boylik ya ki mansap ya. Özü için bir açık hakikatini keşf kıladı. Bu boylik bile mansap, bor yok bir narsayken, hemen asla nasayken. Bu boylik bilan mansab bor yo'g'i bir narsa ekan. Endi dunyodan chiqib ketayotganda shu boylik bilan mansab hech narsa emasligini tushunadi. Inson bolasi bir go'zal ayol yetishlikka intiladi. Mana shu go'zal ayol yetishlikni dunyodagi eng asosiy narsa, hamma narsa deb biladi shuni. Umrini sarf qilib shu ayolga yetishganidan keyin o'zi uchun achchiq haqiqatni kashf qiladi. Ayol hamma narsa emas ekan, bor yo'g'i bitta narsa ekan. Ammo dunyodan chiqib ketayotganda bu ayol hech narsa emasligini tushunadi. Bu dunyoda insonning qalbiga doimiy xotirjamlikni, doimiy saodatni olib keladigan hech narsa yo'q. Chunki dunyo o'zi vaqtinchada, qaranglar. Ko'ring, ko'zingizga chiroyli ko'ringan bir imoratni sotib oldingiz. O'tdek ko'rinardi, go'zallikda bir ramzi. Bir oy, ikki oy quvonib yashaysiz. Keyin oddiy bo'lib qoladimi uy? Yangi chiqqan modeldagi mashinani bir narsa qilib harakat qilib olasiz. 3 oy, 4 oy mingandan keyin nima bo'ladi? Undan ham zerikasizmi? Inson zotini qalbi to'ymasligini bilgan, inson zoti go'zallikka intiluvchi ekanligini bilgan kompaniyalar mana shu nozik joyimizdan juda chiroyli foydalanadi. To'g'rimi? Restyling versiyasi mashinani deydi. Özü oval çıkayken maşine yedi. Şimdi nikil koşup koyadı. Stopunu başka çakıp koyadı. Bakı oyunu başka çakıp koyadı. Bu oldu. Restyling. Ondan hamza herkese mi? İnsan güzellikke aşık buladı. Güzellikke toymuydu. Lekin Allah'ke aşık buladı yanbasa. Allah da Allah'ın cemalige aşık buladı yanbasa bundan zirih miydi? Siz dünya meydanında katta muvaffakiyetke yutuk erişken kişilerde hayatı karasız. Hayotidan zerikkanligini ko'rasiz. Nimaga desangiz, intiladigan maqsadi qolmadi. Dunyoni hamma xayriyatlarga erishib bo'ldi. Katta-katta yutuqlar ham ular uchun nima bo'lib qoldi? Oddiy narsa bo'lib qoldi. Zerikadi hayotidan. Zerikish bor hayotidan. Shuning uchun mu'min banda Allohni go'zalligiga, Allohni jamoliga oshiq bo'ladida va bu dunyoda u maqsadiga yeta olmaydi. Tushunarlimi? Yetolmaymiz bu maqsadga, chunki inson omonatni topshirmay turib, o'lmasdan turib, jannatga kirmas turib Allohni ko'ra olmaydi. Shuning uchun umrini oxirigacha uni hayoti nima bo'ladi? Zerikishlik bo'lmaydi unda. Hayoti bizni tildatgandek yigitlarning hayoti doim intilish bilan bo'ladi. Hayoti hamisha bahor bo'ladi. Chunki hamma imkoniyatni ishga solganda ham Allohni jamoliga bu dunyoda yeta olmaydi. Maqsad doim turadi oldida. Mahallada chempion bo'ldingiz. Ha, chempion. Rayonda chempion bo'ldingiz. Oblastda chempion mir bo'ldingiz, mana aylanib kelsin. Mana oxiri. Keyinchi. Keyin nima qoladi? Dunyoni go'zalligi intilgan, unga yetgan odamlar albatta zerikadi undan. Chunki bu dunyoni go'zalligi insonning qalbiga xotirjamlikni bermaydi. Shomlik ulamolardan biri 90 dan o'tdi. Qaddi qomati o'rnida. Tishlari, quloq, hamma a'zolari ishlaydi. So'rashdi, qanaqa qilib erishdingiz bu narsaga? Aytdi ki, bu a'zolarni Alloh taolo bizga omonat qilib bergan edi. Allohga oshiq bo'lgan bu banda bu omonatlarni harom xarishdan ehtiyot qiluvdi, yoshligida ehtiyot qiluvdi, qariganida Alloh taolo ular uchun ehtiyot qilib berdi. Shuning uchun aytiladi, "Man asha taqiyan, asha qoviyan." Kim taqvodor bo'lib yashasa, kuchli bo'lib yashaydi. Jismonan ham kuchli bo'ladi, ruhan ham kuchli bo'ladi. Ancha muncha mushkulalarda kelganda boshiga sinib qolmaydi. Ruh shunga tushib ketmaydi.
Çünkü men aşa takiyen, aşa kaviyen. Takvadar bol yaşayan adam, elbette kuvvetli bol yaşaydı. Ne için Müslüman kişinin üye, kıyımı, maşinası, üyücü güzel olması gerekir? Biz güzel deyende ki, elbette dabdabanı, haşamatını, ısrafı nazar tutuyorkenimiz yok. Sadda boptırıp çıralı buluşu mümkün. Adli boptırıp pakize buluşu mümkün. Tertipli buluşu mümkün. Özgü yarışken kıyım buluşu mümkün. Rengi rengi torkiyen kıyım buluşu mümkün. Elbette yenge deyenemez. Elbette kımmeti yengesi deyenemez buradalar. İnna Allah'a cemilun yuhibbul cemal. Elbette Allah güzel zat, güzelliği de yakışkırdı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem sahabaları bilen Medine'ye katip gelirkenler seferlerini burada eytediler. Abu Darda raziyallahu anhudan innakum qadimuna ala ikhwanikum. Albatta sizler özgilerde braderlerilerde aldıya keliyapsılar. Fa aslihu rihalakum ve libasakum. Kimilerde, ulavilerde ıslah kılıp çırali kvaliler. Hatta takunu fin nasi ke annakum şammatun. Adamlarda yüzüdeki haldeki acele turadiyan buluyorlar. Biz kimimizi tasaklayken deki maksadımız mana şu. Adamlarda yüzüdeki haldeki namuna bulu acele turuşluk maksadımız. Ondan maksadımız Allah subhanahu wa ta'ala'nın razılığı. Maşinizi taza tutuyorkenizde niyet yengilip koyun. Allah yakış göredi çıralıyı bulgende, pakize bulgende. Ayak kimimizi şengin attıyken de niyet yengilip koyun. Allah pakizeni yakış göredi, gözlerini yakış göredi. Her günü kimiyle diyordu, her günü dazmalıydı. Çırali kılıp çıkardı, üyde gelesilerdi. Neme maksat da? Şunu alayım buradalar. Bizi üstümüz çırali, bol işleri, üstümüzdeki, bu hakışımızdaki iş mi bu? Bizden şeriat talep kılıyken iş bu. Taş görüşümüzü çırali kılalı yüreğilik. Çırali kılalı yüreğilik. Mumun kişi pakize boladı, didli boladı, nazik tabiatli boladı. Mana shu narsa odamlarda unga qarab iqbol qilishiga sabab bo'ladi. Agar buni teskarisi bo'lsa-chi, parosati yo'q bo'lsa, yurish-turishi iflos bo'lsa, tartib bo'lmasa hayotida, bu narsa odamlarni undan bezdiradi, qochishiga sabab bo'ladi. Shuning uchun qaranglarda, dunyoda yurgan dunyo ahllari bu narsani yaxshi biladi. O'shuning uchun do'koniga kirsangiz, gard yuqmaydi do'konida. Hamma polkalari o'rnida terilgan. Muomalasi chiroylik, xonasini chiroyli artib qo'ygan, keling taqsir deydi, qo'lingizga kofe tutadi. Shu go'zallik, shu chiroyli muomala, go'zal so'zlar sizni nima qiladi shu do'konga? Qarang, dinni bilmagan, ammo insonni bo'yiga tabiatini bilgan dunyo ahillari mana shuna qilib odamlarni nima qilyapti? O'ziga jalb qilyapti. Mana shu hadis birodarlar, innalloha jamilun yuhibbul jamal bizning hayotimizni shiori bo'lish. Nimaga masjidlarimiz chiroyli bo'lish kerak emas? Demek ki köşelerimiz çıralı buluş gereğmez. Demek ki üylerimiz güzel buluş gereğmez. Allah Teala dedi, "Huve enşa'akum fiha ve istamarakum fiha." O zat sizlerini yerden payda kılıp, onge caylaştırdı. Madem ki şu yer bizi vatanımıza kemi, 50 yıl, 60 yıl, 70 yıl, şu yılda 30-40 yıl yaşayımıza kemi, üylerimizi güzel kılıp çıralı tutuşluğumuz buradalar, şeriatın talabı. Dinni tushunmagan, dinni, ruhini tushunmagan ayrim soxta taqvodorlar agar g'arbliklarni ko'chalardagi go'zalligini, ekilgan gullarni pokizaligini maqtab gapirsang, ha, ularga dunyoni berib qo'ygan, bizga oxiratni bergan deydi. Bu kalta fahmlikdan boshqa narsa emas. Kim aytdi musulmon odam go'zal bo'lmasligi kerak, borlig'i, uyi, joyi, kiyimi, mashinasi. Ha, ularga dunyosini bergan, bizga ha, seniki ham chiroyli bo'laversin. Kim etti İslam'da pakizelik, güzellik itibarı yoktu? İnna Allah'a cemilun yuhibbul cemal. Elbette Allah da ola güzel zat, güzelliğini yakış görür. Buradalar güzellik ne dese, birinci nebette biz için ülkeler, şuniler, adab. Adab. En birinci güzellik adab. Ken taşkı görünüşümüz, ken şekilde güzelligimiz. Çırali adab, çırali sabır, çırali bir tasarrufatlar. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, azon aytishlik tarixiga murojaat qilsak, sahobalarga odamlarni masjidga chaqirish uchun nima qilamiz? Maslahat bo'lganida bir qo'ng'iroq chalaylik dedi, bir o't yoqaylik dedi. Xullas qo'ng'iroq chaladigan bo'lishdi. Menga qo'ng'iroq topib kelinglar dedilar Rasululloh. Shunda Abdulloh ibn Zayd Ansoriyni tushida bir kishi keldida azonni o'rgatdi. Turib Rasulullohga xabarini berganida Rasululloh xursand bo'ldilarda borib Bilolga o'rgating sizga o'rgatilgan so'zlarni. Chunki uni ovozi sizgidan chiroyliroq dedilar. Mana
Ozon aytayotgan odamning ovozi chiroyli bo'lishligi shariatimizda talabi ekan. Sizdan ko'ra zo'rroq Qur'on o'qiydigan odam turibdimi? O'sha o'qisin, siz o'qimang. Sizdan zo'rroq ishni qiladigan odam turibdimi? Chiroyli qiladigan, o'sha qilsin. Siz bu yerda turib turing, chunki u go'zalroq qiladi. Qarang, hatto aytayotgan so'zimiz go'zal bo'lsin. Umar ibn Xattob roziyallohu anhu o't yoqib turgan bir jamoatni oldidan o'tdi-da, assalomu alaykum ya ahli nor. Ey o't egalari, sizlarga salom bo'lsin demadilar. Assalomu alaykum ey yorug'lik egalari dedilar. Yorug'lik ham o'tan bitta edi o'zi. Lekin ahli nor desa xuddi jahannam egalari qabul qolamidi. Umar ibn Xattob roziyallohu anhuni oldiga bir ayol eridan shikoyat qilib keldi. Nima shikoyatingiz bor dedi? Kunduzlari ro'zador, tunlari bedor dedi. Nima degani bu? Fahmni ko'ryapsizlarmi ayollarda? O'sha sahobiy ayoldagi. Kunduzlari ro'zador, tunlari bedor dedi. Umar ibn Xattob ko'p ham e'tibor qilmadi shekilli. Hay, zo'r ekan uning. Nima rajul deb qo'ydi. Shu yerda Umar ibn Xattobni oldi turgan Usmon ibn Affon yoki Ali ibn Abi Tolib deyiladi. Ya amiral mu'minin, eridan shikoyat qilyapti bu ayol dedi. A tushungan bo'lsa siz hukm qiling dedi. Nima dedi? Erini chaqirib turib 3 kun qiyomillayl qilasan, 1 kun ayoling bilan yotasan dedi. Chunki agar 4 ta xotini bo'lsa 3 kundan keyin o'chirib kelamidi? Qarang, erim menga qaramay qo'ydi, to'shagimdan havaromay qo'ydi demayapti. Desa haqiqat edi. Ammo shu so'zlarni ishlatishdagi go'zallikni qarang. So'zdagi go'zallikni qarang. Biz qachon o'rganamiz shu narsani? Did go'zallikka bo'lgan oshiqlik, fahm farosat, musulmon odam shunday bo'lishi kerak. Inna Alloha jamilun yuhibbul jamal. Albatta Alloh taolo go'zal zotdir, go'zalligini yaxshi ko'radi. Alloh azza va jalla barchalarimizni odobimizni, qalbimizni, shaklimizni, liboslarimizni, fe'llarimizni, so'zlarimizni, uylarimizni, do'konlarimizni, ko'chalarimizni go'zal qilishlikka o'zi tavfiq bergan bo'lsin. Chunki go'zallik dinimizning talabi. Banda o'zini borlig'ini go'zal qilishga harakat qilar ekan, al-jamil bo'lgan Robbisiga yaqinlashib boradi. Aqulu qawli hadha.